İyi akşamlar. Bu ülkede çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Beylu Dikeçgil. Ne konuşacağız? Konumuz aile. Hepimiz ve her birimiz modern zamanlardan etkilendik ve şimdi artık küresel çağda ne kadar etkilendik onu konuşacağız. Birey mi önemli, aile mi önemli? İdeolojiler ve medeniyet tasavvuru açısından aile çok önemli. Her biri ele alıyor. Fakat bazen çekişmenin de kurbanı olabiliyor. Bundan kurtulabilir mi? Ve bu arada ben ve biz arasında bir denge kurabilir miyiz? Aile mefhumu dahilinde. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Aile çalışıyorsunuz. Aslında aile deyince insana annesi babası geliyor. Onun ötesinde ilk bakışta bir şey gelmiyor. Ama bir taraftan da baktığımızda işte Marksizmin, kapitalizmin, liberalizmin, bildiğimiz bütün ideolojilerin önemli ele aldığı ve onun üzerinden toplum dizaynını dahil tasavvur ettiği bir mevhum galiba. Evet, haklısınız. Aile ne kadar savunanlar da olsa karşı çıkanlar da aslında son derece önemli bir mefhum. Zaten sadece aile değil, insan ve topluma dair her türlü kavram ideolojilerin konusu. Yani içinde insan olan her şey. İnsan olan her şey. Ailede bunlardan biri ve modernleşmeyle birlikte yani sosyoloji teorilerinde ailenin çekirdek aile olarak yaygınlaşacağı, bu kentleşme, modernleşme ve sanayileşmeyle birlikte çekirdek ailelerin son derece artacağı literatürde öngörülüyor. Çekirdek aile tanımında ise anne baba ve evlenmemiş çocuklar. Yalnız bunlar en önemli bir şey de yalıtılmış, izole edilmiş bir çekirdek aile aslında literatürün öngördüğü. Buna atomize çekirdek aile de deniyor. Yani yakın akraba ilişkilerinden, yakın insan ilişkilerinden yalıtılmış bir aile. Zaten en azından reklamlara baktığımız zaman, işte mesela çok bir steril bir ortamda, steril bir mutfakta anne çocuklarına, en fazla iki çocuk bir şeyler hazırlıyor. İşte baba işten geliyor. Bu şekilde, bu farkına varmadan yapılan, yani benimsenmiş bir düşünce. Ancak işte nedir o, Ramazanlarda hani geniş aileler, bütün akrabalar bir araya toplanan, onlar gösteriliyor. O, bu literatürdeki kavram maalesef o kadar ezber hale gelmiş ki, ama olgu dünyasında böyle bir şey söz konusu yok. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin dışında, büyük metropollerin dışında ve bizim ülkemiz için böyle bir çekirdek aileden söz etmek mümkün değil. Bizler evet yine çekirdek aileler daha sayıca, yani fazla %75'i falan buluyor artık ve giderek de artacak. Bu tek ebeveynli aileler de bu aile kapsamı içine alınıyor. Ancak Türkiye'deki çekirdek aile literatürde görülen bu atomize çekirdek aile değil. Oysa çekirdek aile konusunda Türkiye'de büyük şeyler oluyor. Aile, daha doğrusu aile konusunda tartışmalar oluyor. Kimi ne açıdan şöyle, oluyor bu? Şöyle bir şey. Modernistler daha çok çekirdek aileyi savunurken literatürdeki atomize çekirdek aile kavramından yola çıkıyorlar. Evet, ne güzel, modernleşiyor, kentleşiyor ve sanayileşen bir ülkede artık hani anne baba evlenmemiş çocuklar, bunlar kararlarında bağımsız, ekonomik kararlarında bağımsız, diğer kararlarında bağımsız bir aile. Ama gelenekçiler, hatta görenekçiler de geniş aileyi savunuyorlar. O da geçmişte çok iyiydi, şöyle geniş aile, işte aile fertlerinin bir arada memnun, mutlu, mesut yaşadığı bir aile şeklinde. Ama her ikisi de aslında sosyolojik kavrayışa son derece aykırı bir şey. Çok fazla idealize ediliyor her iki aile kavramı da, genel yani şeyin dışında. Türkiye'de mi? Türkiye'de.
Türkiye'de bu şekilde idealize ediliyor. Aslında ne öyle yalıtılmış bir çekirdek aile yapımız var bizim. Türkiye'deki batıdaki aile yapısı. Batıdaki gibi. Ne de geniş bir aile yapımız var. Tamamen onlardan daha farklı. Evet, çekirdek aile ayrı çatılar altında oturuyorlar insanlar ama görünmeyen, kuşatılmış bir çatı altındalar. Şöyle demek istiyorum. Yakın akraba aileler, belki eskisi kadar geniş akrabalık ağları olmayabilir. Yakın akraba aileler, birinci, ikinci hatta üçüncü kuşak aileler birbirleriyle çok yoğun mal, hizmet ve para alışverişi içindeler. Yani bizde, literatürde ve modernistlerin de iddia ettiği gibi yalıtılmış bir çekirdek bir aile yok. Gün içinde defalarca telefonda konuşmak. Evet. Sanki görünmez bir çatı altında yan yana gibi düşünebilir miyiz? Aynen. Onları bir görünmeyen soyut çatı kuşatıyor. O bakımdan hem modernistler hem de diyelim ki görenekçilerin yani bu konuda birbirleriyle tartışmaları son derece gereksiz bir şey. Çünkü aileyle ilgili çeşitli STK'larda da olsun, sadece akademik platformlarda değil, çeşitli sempozyumlar, işte paneller düzenleniyor, konuşuluyor ama hep konuşmalar bu merkezde. Ama bize sunulan bu tür özellikle olguyla karşılığı bulmayan bir takım ezberlerden vazgeçmek zorundayız ki aileyi daha iyi anlayabilelim, daha iyi kavrayabilelim sorunlarımızı. Peki toplum için birey mi, aile mi daha önemlidir toplumsal şekillenme için? Ya da böyle bir soru abes midir? Evet. Şimdi birey mi, aile mi diye sorular. Çünkü bunu biraz da şundan soruyorum. Yani çok bireyci, ferdiyetçi bir dönemden geçiyoruz. Evet. İki asırdır dozajı artarak İnsanların kendi etrafında düşündüğü bir dünya tavsiye ediliyor. Ama aile öyle bir şey değil. Yani içinde karşılıklı etkileşim, fedakarlık, başka çeşitli ilişkilerinde yer aldığı bir şey. Şimdi birey mi, aile mi diye soruları sormak son derece normal bir şey. Çünkü bizim zihinlerimiz o kadar şartlandı ki böyle dikotomik düşünmeye. Bu da tabii pozitivizmin getirdiği bir anlayış. Ya da mantığı üzerine kurulu. Buna kutuplaşmış düşünce de diyoruz gündelik. Ya ben ya aile. Ya ben ya aile. Oysa gerçeklik böyle bir şey değil. Gerçeklikte bütün farklılıklar aslında iç içe geçmiş bir gerçeklikte yaşıyoruz. Ama pozitivizmin bize sunduğu ve yani 200 yıldır bütün zihinlere nakşettiği gerçeklik ise parçaların toplamından ibaret. Parçaların toplamından ibaret bir bütün. Yani çok basit gibi görünen iki önerme bu. Bütün parçaların toplamındır ya da bütün parçalar arasındaki bağıntılardır. Siz onu makalenizde, bu konudaki bir makalenizde saatin parçalara ayrılması diye izah etmişsiniz. Evet. Ama ayrılınca da ortada bir kadavra oluyor. Aynen. Diye altını çizmişsiniz. Aynen öyle oluyor. Şimdi bu gerçekten yani tabii uzun hani modern biz 200 yıldır dedik ama geçmişinden beri gelen Rönesans'tan bu yana adım adım gelen bir değişme söz konusu. İşte 1700'lerde iyice bilim, Newton, Bacon falan onlarla şekillenmeye yani köşe taşları belirleniyor. Ve adım adım gelişen bir şey. Tarihsel ve kültürel süreci içinde Batı'nın. Çok ama kısacık hatırlatın isterseniz. Yani o seyri. Gerçi biz haftalarca konuştuk Teoman Duralı Hoca'yla ama belki şimdi aileyi yeniden o perspektife verirsek daha rahat gözleyebiliriz. Şunu demek istiyorum tabii. Herhangi bir olguyu sadece görünürüyle değerlendirmek bilimsel düşünceye, sosyolojik yaklaşıma tamamen aykırı bir şey. Onu mutlaka tarihsel, kültürel gelişimi içinde ele almak lazım. Ve bu aynı zamanda her bir olgunun anlamlandırılması o toplumdaki genel kabuller, genel paradigma diyelim bir anlamda onunla bağlantılı oluyor. Şimdi biz birey mi, aile mi gibi çok basit bir soru gibi görünen soru aslında büyük bir tarihsel, kültürel sürecin sonunda bir gerçeklik ya oluşan, gittikçe netleşen
bir gerçeklik algısının şeyi. Peki şöyle ifadesi. Sorayım. Mesela biz 100 yıl evvel yahut biraz daha geriye gideyim. 200 yıl evvel herhalde birey mi aile mi diye bir soru soramayacaktık değil mi? Birey, daha çok aile denecekti herhalde. Böyle şey belki aklımıza henüz gelmiyor olacaktı. Gelmeyecekti. Ama burada müsaade ederseniz şeyi söylemek istiyorum. Bütün denilen şey parçaların toplamından ibarettir. Çok basit bir şey görünüyor. Ama bu aslında pozitivizmin mekanistik evren anlayışının, gerçeklik anlayışının bir ifadesi. Aynen sizin demin söylediğiniz gibi mekanik bir evren, saatlerin hani parçalar var. O parçaların nedensel ilişkiler şeklinde işliyor. Bir parçayı aldığınızda o şeyi bütünün işleyişini kavrayabilirsiniz. O zaman bir seçilen parça lazım burada. Seçilen parça o zaman birey olabilir, aile olabilir bir parçayı seçtiğinizde. Ama gerçeklik tamamen bir parçasına siz indirgemiş oluyorsunuz. Peki o zaman yani aileyi ele aldığımızda bu hesaptan gidersek bunun içinden işte ne bileyim çocuğu çıkarttığımızda onun tamamını görebiliyor olmamız mı gerekiyor eğer bu bakış açısı doğru olsaydı? Doğru olsaydı o zaman aile tabii bireyi aldınız, aile içinde hangi bireyi alacaksınız bu sefer onun tartışması başlayacaktı. Ama şimdi bu Gestalt psikolojisinin kattığı 1940'lara kadar geliştirdiği 30'larda bütün parçalarından daha fazla bir şeydir dediği, parçalar arasındaki bağıntılardır diyor. Parçaların toplamı demiyor. Hmm. Bu aslında o kadar önemli bir gerçeklik algısını ifade ediyor ki bu basit iki önerme. İkisinden farklı bir mantığı da ifade ediyor. Öbüründe ya da mantığı bir parçayı seçeceksiniz, bu diyeceksiniz. Parçaların toplamı. Ama parçalar arasındaki bağıntılar dediğiniz şey bütün artık orada sadece bağıntılar birbirleriyle parçaların etkileşimi bir söz konusu. Bir hisler toplama gibi mi? Hepsi. Yani orada az zaman öbüründe mesela öbür mantıkta gittiğinizde ya da mantığında, dikotomik mantığında akıl mı, deney mi, sezgi mi? Birinden birini seçmek zorundasınız. Kalp mi, akıl mı? Evet, kalp mi, akıl mı? O yüzden aslında Batı medeniyetinde sadece akılcılık denmesinin sebebi de bu. Çünkü dikotomik bir mantık var. O mantık ya da mantığında tabii birini seçecektir. Evet, siyah beyaz mantığı. Oysa şimdi bilimin de geldiği nokta, yani canlı sistemlerin ulaştığı noktada artık böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi dikkatimi çektim. Realitede, gerçeklikte her şey iç içe, çoklu, birbirleriyle sımsıkı bağıntılı. Öyle bir gerçeklikte yaşıyoruz. Böyle makine gibi neden sonuç zincirleri isteyen bir gerçeklikte yaşamıyoruz. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Söylediklerinizden yola çıkarak biraz evvel de ifade ettiniz. Bilimsel düşünceye de aykırı dediniz. Ve bugün de bilimin geldiği nokta bunun böyle olmadığını gösterdi dediniz. Halbuki bu bilimsel düşünceydi asırlardır. Evet. Ve bizim neredeyse yani modern insana tapınması tavsiye edilen bir düşünceydi. Sonuçta yine bilim mi onu evet. Modern insana tapınması istenilen bir düşünceydi. Hala de tapınılıyor ama bilim onu çoktan değiştirdi. Bilimin güzel tarafı da bu zaten. Güçlü tarafı da bu. Kendi alanı dahilinde kendi olanı. Kendi kendini yanlışlayabiliyor bir noktaya geldiğinde. Tabii bu söylediğimiz bütün parçalardan oluşan bir mekanik bir sistem. O madde dünyası için geçerli olan bir şey. Madde dünyasında bu geçerli. Ama canlı dünyasında böyle bir şey geçerli değil. Böyle bir gerçeklik yok. O gerçeklikte çeşitli parçalar arasındaki etkileşim o bütünü oluşturuyor. O zaman aileye getirirsek demek ki çeşitli bireyler var. O bireyler arasındaki etkileşim aileyi oluşturuyor. Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman hiçbir bireyden birini tercih etmeniz mümkün değil. Yakın zamana kadar makineler için geçerli olan insan ve aile için de geçerliydi aynı bakış açısı ele alınırken. Ama artık bilim bu ikisini ayırmaya mı başladı? Maddeyle canlılar. Evet. Tabii artık şimdi kompleks sistemler bilimi deniyor canlılar için. Yani o söylenen bütün pozitivizmin ileriye sürdüğü ilkelerin hepsi zaten Newton fiziğiyle şekillenmişti. Madde dünyasına ait. Hı hı. Sosyal bilimcilerin artık onu sürdürüyor olması biraz yani kusura bakmasınlar sürdürenler için cehaletin veya kendisi oluyor. Veya taassupla alakalı belki hem de değil taassup mi? Evet.
Çünkü bir yerde aslında o öyle bir taassup ki belki ideoloji, belki hayat felsefesi, belki dünya görüşünün bilimi öncelediği, yani onun üstüne çıktığı bir taassup aslında. Çünkü bilimci olunca bilim olmuyor. Evet. O evet. Başka bir inanış biçimi oluyor. İnanış biçimi haline geliyor. Halbuki canlı dünyasına baktığınız zaman hem de mantığıyla görebilirsiniz. Yani. O zaman birey mi, aile mi, birey mi, toplum mu, böyle bir şey iyi söylemek canlı dünyası için mümkün değil. Onu zaten hani Popper'da şey söylüyor ya, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar hikayesinde. Yumurta bir tür tavuktur diyor. Tavuk da bir tür yumurtadır. Yani böyle bir şeyi sormak. Ama hala maalesef insanlar insan ve topluma dair her türlü olguda ya da mantığını sürdürüyorlar kimileri. Ama dediğiniz gibi bu biraz bilimin de madde bilimiyle şekillenen, bilim perestliğin de etkisiyle olan bir şey. Ve biraz da tabii ideolojilerle veya başka görüşlerle bilime tapınmakla alakalı bir şey. Halbuki şimdi bilim bu canlı dünyası için bambaşka bir gerçekliği ortaya koyuyor ki o zaman artık siz şu mu bu mu bundur diye siyah beyaz şekilde ayırmamız mümkün değil. O zaman birey ve aile zaten birbirini tamamlayan bir şey. Aile dediğimiz şey kurumsal olmak, tabii kurumsal boyutu var da birey arasında bir etkileşim, yakın insan ilişkileri, uzun süreli kan, soy bağıyla birbirlere bağlı insanların, uzun süreli birlikte yaşayan insanların arasındaki etkileşim ağı. İtileşim ağı dediğiniz zaman o etkileşim ağında hepsinin payı var. Hı-hı. Anne, baba, çocuklar, işte varsa diğer şeyler, büyük yani kuşaktan olan insanlar. Dolayısıyla bu ayrımda ikisini birlikte düşünmemek mümkün değil. Biz bunu mantıksal olarak söylüyoruz. Bilimin koyduğu hani realitenin nasıl işlediğine dair bilgi üzerinden söylüyoruz. Ama olgusal olarak da bunun gerçekliği var. Bu 20. yüzyılın başlarında falan Hindistan'da bir yani bu gerçek olan şeyler işte kurtların büyüttüğü iki kız çocuğu bulunuyor. Misyonerler fark ediyorlar. Sonra biri aralarında 7-8 yaş fark var. Bunları alıyorlar. Küçük kız intibak edemiyor, hemen ölüyor. Ama hiç insan, yani beşeri hiçbir özellikleri yok, gösteremiyorlar. Bu son derece önemli bir olay. Ben bunu yıllar öncesinde bir sosyoloji kitabında okumuştum. Ama tabii daha şey yapıldığı için, madde bilimine göre biçimlendirilmeye çalışıldığı için sosyolojinin de o güçlü bir paradigma olduğu için bundan sonra hiçbir yerde rastlayamadım böyle bir şeye. Sadece insan hani sosyal bir hayvandır sözüne şey yapabiliyoruz, rastlayabiliyoruz. Yani hayvandan çıkınca veya o ortamda büyüyen insan olmuyoryu unutturup insan sosyal bir hayvandır ama. Sosyal bir hayvandıra geliyor. Halbuki insan evet baktığınızda bütün beşeri yani özelliklerini gerçekleştirebilmesi, sosyal varlık olabilmesi diğer insanlarla uzun süre ilişkilerine bağlı olan. Tabii diğerinde şey. Sosyalleşme alametleri gösteren hayvanlar var. İşte kurtlarda var galiba, değil mi? Sürü halinde yaşıyorlar. Sürü halinde yaşıyorlar ama hiç insan, alakası yok. Evet ama insanın o beşeri özelliklerini sosyal varlık haline getirmesi mümkün değil. Kaldı ki zamanımız olursa daha rahat konuşabiliriz. Sosyal varlık olmak bile insan olmaya yetmiyor. Yani beşerle insanı da İnşallah. Birbirinden ayırmak tam lazım. Ama yerinde neticede işte insan bir ailede dünyaya geliyor. Biraz evvel işte kurtların yetiştirdiği iki kız çocuğundan bahsettiniz. O sebeple mi? Yani beşerin insana dönüşümü o ailenin içerisinde ilk gerçekleştiği için mi? Aynı zamanda medeniyet tasavvurlarında veya ideolojik veya dünya görüşü için çok önemli bir olgu aile. Evet. Bu yüzden vazgeçilmez bir kurum. Yani aile ne kadar değişse benim görüşüme göre her zaman var olacaktır. Çünkü insanın doğasına uygun olan bir şey, fıtratına. Birliktelik, fıtratına. İnsan ancak kendi o özelliklerini o yakın insan ilişkileriyle,
şefkat, güven duygusu en fazla insanın ihtiyacı olduğu şey. Sevgi, güven gibi duygularıyla sadece barınmak, beslenmek hani gibi bedensel ihtiyaçların ötesinde o tür psikolojik gibi ve ruhi ihtiyaçların da karşılandığı bir yer olduğu için aileden başka bir yer olmuyor. Diyelim ki bu şey örneği verecek olursak Romanya'da Ceaușescu zamanında işte kendisine yetiştirdiği bu anne babası olmayan çocuklar sonradan evlat alınıyor. Bir dolu gelişme şeyleri, gerilikleri gösteriyorlar. Çünkü şefkat görmemişler. Yani bakımları çok iyi yapılmış ama şefkat görmemişler. Dolayısıyla yani yakın yeme, içme insan faaliyetleri, sağlıkla ilgili sorunları yok. Gerçekleştirilmiş ama sevilmemişler. Sevilmemişler. Sevgi, şefkat ve güven yok. Dolayısıyla insanın asli ihtiyaçları bunlar. Fıtraten ihtiyaçları. İnsanlar yakın insan ilişkilerine muhtaçlar. Ve bu yüzden de ne olursa olsun aile değişse de varlığını sürdürecektir. Peki pozitivist görüşte, pozitivist materyalistiyim aynı zamanda. Yani yakın zamanımıza kadar şimdi artık onun ötesini konuşmaya ufak ufak başladık ama onun bu aile ortamındaki ilişkiler, yani söylediğiniz özgüveni sevgiyle kazanıyor insanlar, evet. Merhametle kazanıyor. Ona bakışı nedir? Nasıl çözümlüyor onu? Yani işte çocuğu yetiştirirken verilen o hisler neticede şey değil, bilimsel değil. Ama gayri ihtiyari fıtrat olarak zaten annenin çocuğa aktardığı, babanın çocuğa aktardığı hisler. Onları nasıl ele alıyordu? Yani onlarla ilgili bir çözümlemesi var mıydı? Sosyoloji için mi diyorsunuz? Evet, o bakıştan bakalım. Yani sosyoloji tabii daha çok kurumsal olarak baktığı için pozitivistik sosyoloji aileye. En fazla aile içi ilişkileri de aile içi otoriteler, rol dağılımları onlar üzerine ilgileniyor. Psikoloji daha çok insan tabii yani doğa şeyiyle ilgili, psikolojisiyle ilgili alanlara giriyorlar. Tabii o zaman da duygulanımları, duyguları onları şey yapmak, reddetmek mümkün değil. Yani çocukları seven bir toplum olmasıyla çocukları sevmeyen bir toplum neticede farklı bireyler inşa edebilir herhalde. Yani sosyolojik açıdan ele şüphesiz yani çocuğa verilen değer önemli ama şurada bir kültürde insana verilen değer diğerinden çok daha farklı olabilir. Ancak önemli olan bir kültürün değerleri de bir potansiyel de olması var, fiili olarak gerçekleşmesi var. Burada açıkça söylemek gerekir ki, mesela gerekirse biz şimdi yaşanılan kültürde, fiili kültürümüzde aslında potansiyeldeki kültür değerlerimizin çoğunu realize ediyor değiliz. Mesela diyelim ki şefkat, çocuğa gösterilen ilgi, anlayış gibi toplumun geneline baktığınızda bu tür şeyler, davranışlar çok da fazla yaygın olmayabiliyor. Bunu gerçekleştiren insanlar var. O ayrı mesele. Ama ne kadar yani topluma rengini verecek kadar ne kadar çoklu insanlar orada biraz durmalıyız. Yeteri kadar değiller diye düşünüyorum. Mesela şeyler, meyveviler çocuğa hani bir şey olduğu zaman düşürmeyesin, sakın ha düşürmeyesin, kırmayasın, dökmeyesin, hani incitmeyesin kendini falan diye öyle hitap ederlermiş. Ama şimdi dikkat et düşüreceksin falan bağırıyor mesela. Anne babası demedim aslında ben sana. Aslında emretmiş oluyorsunuz evet, beynine de değil mi? Düşüreceksin. Evet, düşüreceksin. Emretmiş. Hem fizyolojik olarak bunu bilimsel olarak açıklayabilirsiniz. Beynine emretmiş oluyorsunuz o çocuk ona ben sana demedim mi düşürdüm diyorsunuz ama diğerinde düşürmeyesiniz dediğiniz zaman alıkoyuyorsunuz. Hem bunu metafizik anlamda bir anne baba onun bilincinde bir talepte bulunduğunun, yani sözün bir talep olduğunun. Dolayısıyla onun için düşüreceksin demiyor mesela, düşürmeyiniz diyor. Bir de onun dini ve hani anlam dünyasının tarafı da var. Hem yani bilimle açıklayacağımız yönü var. Başka var mı beyine böyle örnekler? Kuvvetle. Bu yani modern aile geleneğinden daha farklı olarak yapılan bizim kendi geleneklerimizdeki tavsiyeler. İşte Mevlevilerden örnek verdiniz mesela. Ya mesela çocuğun emanet oluşu.
minik örnek. Mesela bir şeyleri sözle, dille söylediğimiz önemli değil. Evet, Allah'ın emaneti falan, ama sen ne kadar onun için kaygı duyuyorsun? Elinden geleni yaptıktan sonra işte evhamlanıyorsun. Emanetse emaneti emanet sahibine yine sen emanet et. Anlatabiliyor muyum? Emanetim, bana verdiğin emanet sana emanettir de. Rahat et mesela. Ama burada neredeyse inançlı insanlar bile çocuklarına sahipleniyorlar. Ama sahiplenme farkında değil. O işte ben merkezcilikle mi alakalı benim çocuğum? Şüphesiz. Yani tıpkı şimdi biz Kürtaş tartışmasındaki benim bedenim gibi mi? Efendim? Yani, Kürtaş tartışmasında Türkiye'deki sloganlardan evet, biriydi. Benim bedenim. O zaman bu da benim çocuğum. Buna farkına varmadan bu ben meselesinin toplumda son derece yaygın. Yani dine yakın olan veya uzak olan herkes için çok bir yaygınlık gösteriyor. Çünkü aslında biz yani bu modernleşme ben üzerinden de başladı bireycilik olarak. Birey, akıl, akılcılık, özgürlük, sekülerlik ve ilerleme. Bu beş şeyi kavram son derece önemli. Şimdi sırasıyla ele alalım o kişinin evet. Şekillenmesinde. Evet. Şimdi postist tabii bilim desteği de modernliğe çok modernizmle postizmin birbirinden hiçbir zaman ayrı düşünmemiz mümkün değil. Birlikte birbirlerini besleyerek devam ettiler. Bu tabii aydınlanma geleğinden geçmişin etkileriyle birlikte. Orada 17. yüzyılda Bacon aslında bilim şeyin amacı tabiatın kanunlarını keşfedip onu insan yararına kullanmaktır, hatta köle gibi kullanmaktır diye söylerken burada aslında bireyin yüceltilmesi bir anlamda yani o yarı tanrı haline getirilmesi ni de ifade etmiş oluyordu bu düşünce. Aynı zamanda yani onu köleleştirmek değil mi? Tabiatı köleleştirmek de yine emanet algısının tam da tersi bir algı galiba. Tabii şüphesiz o Batı için düşündüğümüz bu şekilde geliyor. Daha sonra çeşitli biz şimdi şeyden başlarsak modernleşmeyle birlikte netleşen şey de burada ki birey akılcılık çok önemli. Akılıyla her şeyin üstesinden gelebilen, bilim yoluyla tabiatın kanunlarını keşfeden, her şeyi değiştirebilen, tabii kontrol altına alabilen, istediği gibi dönüştüren bu kadar güçlü bir birey, akıllı bir birey. Bu birey aynı zamanda özgür. Neden özgür? Özgür aslında, bir de aklına. Aklıyla, evet. Aklına özgür, da hem hayran hem tapınıyor galiba. Evet. Özgür hem de özgür oluşunu da şu anlamda neden özgür? Çünkü kutsalla bağını koparmış bir birey bu. Hı hı. Yani akıllı, akılla işliyor. Kutsalla bağını kopardığı için özgür. Tanrı yerine akıllı var. Evet, Tanrı yerine aklı var. Bir anlamda kendisi artık yani yarı Tanrı haline geliyor. Ve bu birey aynı zamanda da ilerleyecek. Bunun için de zaten özgür olduğu için de seküler bir birey. Dünyevi yani. Bütün şeyle bağını, kutsalla bağını koparmış. Başkalarını diye tasnif ettiği şeylerden kopmuş. Bağını tamamen koparmış bir birey. Buradaki bize modernleşmeyle birlikte sunulan birey anlayışı böyle bir şey. Biz ama kavramları yeniden düşünmek zorundayız. Çünkü kavramlar bizim gerçeklikle bağlarını kurduğumuz düşüncemizin malzemeleri ve analiz araçlarımız, gerçekliği anlayabileceğimiz yani bir, varlığın bir yüzü de diyelim ki kavram. Kavram eğer zihnimizde karşılığı, olgunun karşılığı olarak yoksa biz hiçbir şey yapamıyoruz demektir. Yani şu anlamda şunu söylemek istiyorum. Kendi birey, kavramlarımızın lisanını mı oluşturmamız evet, gerekiyor? Evet, yani birey mi? Ben bireyden ne anlıyorum? İnsan mı? Acaba benim kültürüm, benim toplumumda kendime özgü bir yapıya ulaşmak ve güçlü bir toplum yapısına ulaşmak istiyorsam
insandan ne anlıyorum? Akıl dediğim şey nedir benim? Akılcılık nasıl olmalı? Özgür nasıl bir özgür bir insan? Bunların bütün bu kavramların irdelenmesi ve ortaya konması lazım ki bunu da yeniden bir şey keşfetmek durumunda değiliz. Bizim potansiyel kültür değerlerimizde zaten zengin kaynaklar bunlar. Hepsi duruyor. Ve halen de çok sayıda insan da bunun farkında. Yazıyor, çiziyor. Yani bu söylediğiniz alandan bakınca işte özgürlük, akılcılık, bireycilik, yani bize de gelen ve şu anda keşke yeniden bir sözlük oluştursak dediğiniz kavramlar. Şu anda biz bunun ne kadar etki alanındayız? Fazlasıyla, çok fazla etkisi altındayız. Çünkü biz zaten modernleşmeyle yüz yüze geldiğimizde ben şuna kabul ediyorum. Biz zaten kendi kültürel öz değerlerimizin çoğu paramparça olmuş, kaybetmiştik. O yüzden de geriledik belki. Yani bir önemli bir faktör. Zaten kaybetmiştik. O referans çerçeveniz kırılmış. Yepyeni bir referans çerçevesi geliyor. Ama siz onu zaten kavrayacak durumda değilsiniz. O çünkü başka bir tarihsel kültürel mesela bunun geldiğini şeysi. Biz çevremize baktığımızda nasıl izleyebiliriz? Yani işte özgürlük, akılcılık, bireycilik saydığınız perspektifin bize de bulaştığını nasıl görebiliriz? Yani bir aile üzerinden anlatırsanız. Evet. Şimdi oraya gelmem için bir şeyleri açıklamak buyurun istiyorum. Müsaade ederseniz. Zaten mevcutta çok şeyi kaybetmiştik, referans çerçevelerimiz. Tabii bu hiç çok anlamına gelmiyor. Kültürde demin de söylediğim gibi bunu gerçekten yaşayan insanlar var, halen de var. Ama şu kaptaki suyun rengini değiştirecek kadar mı? Yani siz farklı renkte bir damla damla su damlatıyorsunuz. Ve yine o koca bir hani kapta suyun rengi değişmedi. Yani o insanlar yok değil. O değerler hiç yaşanmıyor değil. Yaşanıyor mutlaka. Ama topluma rengine verecek kadar çok sayıda insan değil belki. Sorun burada. Bir de artık verilen, yeni gelen terimlerin içi bambaşka kavramlaştırılmış. Ama siz kendinizinkini de çoğu zaman kaybetmişsiniz. Yarım yamalak kalmış. Dolayısıyla bir araya geldiğiniz zaman büyük bir düşünce karmaşası ortaya çıkıyor. Şuna kısaca vereyim. Mesela akıl konusunda rasyonalite, bunlar tabii bu alanda çalışan belli disiplin insanların konuları, belli disiplinler bunu çok iyi şekilde ele alıyor. Ama akıl derken, akılcılık derken yine akılı Batı'nın tanımladığı şekilde, modernizm tanımladığı şekilde aldığımızı düşünüyorum ben. Ama bize baktığımız zaman külli akıl, cüz'i akıl diye biz değil mi ayırıyoruz bunu? Çünkü ama modernizm zaten kutsalla bağını koparıp seküler olduğu için onun aklı o şekilde ve kendine göre de bütün kavramlarını tanımlamış, çok sağlam bir referans çerçevesi kurmuş durumda modernizm. Bunu hiçbir zaman şey yapamayız, yani reddedemeyiz. Kendisi sağlam referans çerçevesini kurmuş ve ona göre bütün yani yaşamını sürdürüyor ve ne gerekirse onu yapıyor. Peki bizim referans çerçevemiz ne? Çünkü insan zihni bir şeye atıfta bulunmadan düşünce üretebilmesi, fikir üretebilmesi mümkün değil. Peki benim atıfta bulunacağım hareket noktaları, zihinsel hareket noktalarım nerede? Referans noktalarım. Onlar net mi? Hayır, değil. Yani bütün büyük bir karmaşa burada söz konusu. O referans çerçevesi için sağlam. Peki ben akıl dediğim, şimdi hala tartışmalarda. Biz mesela külli akıl, cüz'i akıllı rahatlıkla tartışabilmeliyiz. Bunun ötesinde tasavvufi bütün en son Yunus Emre ile ilgili bir şeyde okuduğumda onda da karşılaştım ve şaşırdım. Yani orada beklemiyor. Mutlaka biliyordur da ben orada karşılaşacağım düşünmemiştim. Ama cüz'i akıllı ise aklı meat, yani aklı selim ve aklı maaş diye de ikiye ayırıyorlar. Biz bunu ne kadar yapabiliyoruz? Aklı meaş değil, aklı meat dediğimiz, aklı selim dediğimiz şey ruhla ilgili. Ama aklı maaş dediğimiz şey, yani bir anlamda kurnaz akıl dediğimiz şey nefsle ilgili. Bunu son derece literatürde
Sufi literatürde kesin bir şekilde ayrılmış vaziyette. Hatta şöyle söylüyor, akıl diyorlar bir araçtır, vezir gibi. Hı hı. Hani şeyin ta at arabasının, hani arabaya koşulan atlar ve arabacı örneğinde olduğu gibi. Burada eğer bu vezir ruhun emrindeyse bu aklı selimdir, aklı meattır. Bu cüz'i akılda. Ama bu cüz'i akılda eğer nefsin emrindeyse akıl, onun veziri ise, bu ise aklı maaştır. Bu ikisi ayrımı yapmak için o zaman nereye geliyorsunuz? Birey dediğimiz şey, yani insan olarak onu şey yapabilirsek, yani daha geniş anlamda söylersek, bu bireyi batının hala biz ruh ve beden ayrımı içinde sıkışıp kalırsak, bu aklı burada onunla uzlaştıramayız, mümkün değil. O zaman bizde ruh, beden ve nefs olarak üç boyutlu bir insanı tasavvur edebiliyorsak, insan tasavvurumuz bu şekilde oluyorsa, o zaman bilimde de, sanatta da, gündelik sosyal hayattaki ilişkilerde de biz kendi öz, yani kültürümüzün öz anlamına uygun çok daha verimli, bereketli, zengin ilişkiler geliştirebileceğiz. Küçük bir araya gideceğiz ama gitmeden önce sorayım. Bu ruh, beden, nefs ilişkisini dönüşte daha da uzun ele alırız ama bu anlattığınız akılla ilgili ayrımı modern sosyolojide ve bugün belki bilimle yakalayanlar var mı acaba diye sorayım. Bu hayır, yok. Bundan sonra olacak inşallah. Dönüşte. Evet. Devam edelim. Evet. Küçük bir ara, bizden ayrılmayın. Teşekkür ederim. Evet, Beyludi Keçgil'le aileyi konuşmaya, aile mevhumunu konuşmaya devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce modernizmden biz ne kadar etkilendik diye sorarken bizim geleneklerimiz ve referanslarımızı büyük ölçüde kaybettiğimizi söylemiştiniz. Ve sonra bizim referanslarımızı tasavvuf üzerinden ele alırken dediniz ki mesela bizde cüz'i akıl var, külli akıl var, sonra bir de o kendi içerisinde cüz'i akıl, aklı maaş, aklı meat diye tekrar ikiye ayrılıyor. Ruh ve nefis arasındaki ilişkiden söz ediyordunuz, orada evet. Kesmiştik. Buyurun. Şimdi tabii bunun aileyle ne alakası var gibi düşünülebilir mesele, bu kadar hani derinden. Çok iyi, merak uyandıralım böylece. Arkadan ele alındığında. Şimdi yaşadığımız karmaşayı ve sıkıntıyının bir anlamda şeyini, yani arka planını anlatmaya çalışıyorum şimdi. Modernlikle modernitenin bu referans çerçevesinin birey, akılcılık, özgürlük, ilerleme ve sekülerlik üzerinde kurulduğunu söylemiştik. Evet. Buradaki birey her şeye gücü yetecek akla sahip. Ve bilim yoluyla da evrenin bütün kanunlarını bulacak ve istediği gibi kendi ihtiyaçları için kullanılacak, denetleyecek, kontrol evrenin edecek. Evrenin de sahibi olacak bir anlamda. Sahip olacaktı. Bu sahip olma tutkusunu aslında insanın ifade ediyor. Ve bu birey de kutsalla bağını kopardığı için, artık Yaradan'la bir ilişkisi kalmadığı için özgürdü ve sekülerdi. Ve bu da zaten böyle bir birey, akıl. Özgür ve seküler bir bireydi. L'de ilerleme olacak. Bu kadar basit, yani aslında temel referans. Ve adeta bir makine gibi işleyecek. Evet, evren istediği gibi işlenecek. Şimdi böyle bir temel referans çerçevesiyle karşılaştığımızda aslında bu kadar net de karşılaşmadık. Yani modernizmle yüz yüze gelişimiz bizim daha çok yaşam tarzları üzerinden, şekil üzerinden de gitti ya da siyasi tercihler üzerinden, tartışma üzerinden gitti. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada... Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Bunu böyle kısaca bilimsel ve bilim üzerinden anlatabiliyoruz moderniteyi. Hı. Ama bizim onunla karşılaşmamız onun dahi bilincine varmadan... Evet, evet. Yani bunu bu şekilde, aynen bu şekilde. Mesela... her alanda böyle bir siyasi tercih ve şekille ilgili
değişiklikler, yaşam tarzı değişikliği şeklinde alındı. Ama bu aslında arkada bir zihniyet dünyasının ifadesi. Çünkü insan anlam atfeden bir varlık. O kadar önemli ki bu insanın özelliği. Anlam atfettiği nesneyle, anlam verdiğiyle ancak ilişki kurabiliyor. Yani bütün yaşam tarzları bir dünya görüşünün ifadesidir. İfadesidir. Aynı zamanda. Ve biz anlam, yani verdiğimiz anlamları çok iyi bilmek durumundayız. Atfettiğim anlama göre ilişkiyi kuruyorum. Bazen neyi, ne zaman, nasıl yapabileceğimizi bilinememesinin sebebi de bu. Çünkü anlam dünyam karışık. Hı hı. Orada çünkü kendisininkini çok iyi özümsemiş değilim. Bambaşka bir şeyin, anlam dünyasının bombardımanı altındayım. Dolayısıyla burada benim için anlamlar karışık, çok şey flu kaldığı yani için şöyle de mi? Ne yapabiliyorum? Değerlendirmeler yapamıyorum. Açmak için soruyorum. Yani biz bu pozitivist görüşten mesela şöyle mi etkilendik? İşte Allah'a inanıyor Türkiye toplumu, Müslüman diye tarif ediyor kendini %90'lar üzerinde. Fakat bir yandan da aslında tıpkı pozitivizmin baktığı gibi meselelerimizi ayırıyor muyuz ki? Biraz evvel söylediğiniz, evlat Allah'ın emaneti. Ama şimdi bizim evladımız oldu. Evet, şüphesiz. Yani katılıyorum. Bu konuda yine de tabii aşırı genelleme yapmıyorum. Yani bütün herkes böyledir demek bir aşırı genellemedir. Ama çoğunluk için. Çoğunluk için genelleme, genellikle söyleyebiliriz. Ama herkes için söyleyemeyiz. Çünkü öyle olmayan insanlar da var. Şimdi bu karşı karşıya gelişte referans, sağlam bir referans çerçevesi oluşturamadık. Zaten bu şartlarda da mümkün değildi. Belki bundan sonra insan yapılması gereken bir şey, kendi öz değerlerimizi yeniden keşfetmek. Zaten bu büyük bir ölçüde yapılmaya da insan, yani kendi alanında çok çalışan değerli insanlar var. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ve Batı'nın da bir birikiminden, yani birikimlerin olumlu taraflarından faydalanıp yeni bir şeyi ortaya koymak. Zaten medeniyet aslında bir varlık tasavvuru. Bir varlık tasavvurunun bilim ve şeyde, sanatta en fazla tezahür ediyor, ortaya çıkarıyor. Ama nasıl bir şey bu? İnsan hayatını kolaylaştırması da lazım. Bilim ve sanatla ilgili güzelleştirmesi lazım. Bunun için de siyaset ve ekonomi son derece önemli. Yani medeniyet dediğimiz zaman bir varlık tasavvuru, siyaset ve ekonomi bu varlık tasavvurunu realize edecek. Nerede, hangi alanda? Bilim ve sanatta. Ama hayatımızı... Ne için? İnsanın hayatını kolaylaştırmak için. Kolaylaştırmak şimdi için. O zaman bu çerçeveden baktığımız zaman kendimizi yeniden keşfetmek zorundayız. Ve bu medeniyetin oluşumunda yapılacak şey, her kültür başka kültürden bir dolu şeyi istifade eder, alır. Bütün medeniyetler tarihi böyle olmuştur. Ama önemli olan kendinden bir şey katarak yeni bir şey üretmektir. Burada bir şey kullanabilecek olacak örnek, yani daha somutlaştırmak istersek, mesela karınca toplar, istif eder, çok güzel sistematize yığar. Ama arı ise o da toplar, çiçek tozlarını toplar ama kendinden bir şey katarak bal yapar. Medeniyet böyle bir şey. Şimdi aynı şeyi mesela Batı medeniyeti halen başarılı bir şekilde yapıyor. Bulunduğu sıkıntıda, bireyin yaşadığı sıkıntıları karşılamak için Uzak Doğu en fazla mistik geleneklerinden yani neyin için yaptığının idrakinde, en azından diyorsunuz. Mesela ne, biz ne yapıyor? Değil bir de başka kültürlerden aldığı bir şeyi tamamen kendinden bir şey katıp bambaşka bir hale getiriyor. Mesela? Ve kendi o yine medeniyet tasavvuru içindeki insanın yararına kullanıyor onu. En azından kullanmaya çalışıyor. Mesela somut bir örnek vereyim. Şimdi bu Uzak Doğu mistik geleneklerden faydalanan bir dolu şeyler, bilgiler. Tabii kapitalizm bunu yine bir piyasa aracı haline getiriyor, meta haline getiriyor. Diyelim ki nefes alma teknikleri. Aslında o da tenakuz oluşturmuyor. Bir çelişki yok, değil mi? Hayır, kendi açısından yok. Çünkü ben şurada şunu anlatmak istiyorum. Bir medeniyet dediğiniz şey mutlaka başka kültürlerden istifade edecek.
Ama ederken kendinden de bir şeyi katarak o kattığını tamamen kendine özgü haline getiriyorsa o bir medeniyettir. Hı hı. Mesela diyelim ki işte şey Hollanda bizden laleleri aldı ama artık o laleler bizim değil. Çünkü kendisi o kadar çok şey katıp bambaşka hale getirdi ki o laleleri kendiyle ilgili. Anlatabiliyor muyum? Bu en basit örnek bu. Aynı şekilde şimdi Batı sadece ruh ve beden diye ayırdığı insanda ki o ruh ve beden diye ikili ayrım da son derece yanlış ve insanın doğasına, fıtratına aykırı bir ayrım. Ama oradaki bütün sıkıntıları, baktı ki modernim, dünyevilik, bir takım şeylerle tüketim bunları karşılayamıyor. O zaman uzak doğu mistik geleneklerinden aldığı bir takım yani aldığı bilgileri teknoloji haline getirip kendi bireyine, seküler dünyasına koyuyor ki ona faydalı olsun. Ben ona hani şeye nefse havalandırma delikleri diyorum. Nefsini böyle rahat edecek ki çok havalandırma delikleri açıyor. Hayır, eksik tamamen o aldığından bir dolu şey kaybolmuş. Ama şurada yapılan şey doğru medeniyet açısından. Kendi medeniyeti açısından doğru olan bir şey yapıyor. Kendi sorunu ne? Başka bir kültürlerden alıyorsun, tamamen başkalaştırıp kendine özgü bir şey hale getiriyor. Nereye kadar gider gitmez onların tartışması ayrı. Burada şunu demek istiyorum. O zaman bizim de karşılaştığımız her türlü şeyde kendi başka bilgilerden mutlaka kültürlerden istifade edeceğiz, faydalanacağız. Yararlanmak da zorundayız. Ama kendimizden bir şey katarak onu kendimize özgü bir bal haline getirmek zorundayız. Bunu hangi alanda yapabiliyoruz? Biraz zor bunu söylemek. Belki bunun sancılarını çekiyoruz. Ben bunu en azından iyimser hani olmak istediğim için bu bir sancılar, hani bir doğum sancıları gibi görüyorum bu dönemi. Aynı şekilde ailede öyle, birey tanımında öyle. Bir dolu sıkıntı da yani istifade etmeyeceğiz değiliz ama kendi öz değerimizden, temel gerçeklik tasavvurumuzdan yola çıkıp bunları de anlamlandırmak zorundayız. Mesela ruh ve beden ayrımı biz hala bunun üzerinden gidiyoruz. Ruh beden ayrımı yine o batının ta eski Yunan'dan gelen dikotomik mantığı üzerine kurulu. O mu bu mu? Hı. Meselesinde neydi en son bilim adına hani madde mi zihin mi diye de bunu söyleyebilirsiniz. Tamam zihin bir tarafa dedi Descartes, madde bilimin konusu dedi. Sonra beden seçildi, mekanik bir evren tasavvur edildi. Biz hala bunun üzerinden gidersek hiçbir şey yapamayız. Referans çerçevelerimizi yine eski yani canlandıramayız, yeni bir şekilde canlandıramayız. Burada bizim insanı algılamamızda mutlaka ruh, nefsle beden diye üçlü bizim insanımız. Yani şimdi aklı maaş, aklı meattan aileye geleceksiniz. Şimdi o zaman evet ne yapıyorsunuz? Orada bir rasyonel ruh, yani ruh, zihin ya madde diye alalım. Zihin madde aldığınızda orada bir rasyonelite var. Tek akıl var. Ama siz eğer ruh, beden, nefs, beden diye ayırdığınızda insanı o şekilde üç boyutlu, iç içe geçmiş üç boyutunu birlikte düşündüğünüzde bir sıralı ve tercih yok burada. İki parçadan birini, bir parçalardan birini tercih yok. Çünkü hepsi birbirleriyle anlamlı kılıyor. Hepsi birbirine muhtaç. Birbirinin içinde. Dolayısıyla baktığınız zaman o zaman akıl, ha akıl. Eğer insanın ruhu hakim olursa kendine, aklı selim sahibi insan, sağduyulu. Ama eğer aklı, nefsi hakimse ki egosu, şimdi batı anlamındaki ben, birey pompalandığını düşünün. Egosu hakimse, nefsi hakimse o zaman aklı maaş, yani bizim kurnaz akıl dediğimiz şey bir anlamda işleyecek. O zaman bu tür meseleleri bu kadar derinden belli bir referans çerçevelerine oturtmadan herhangi en basit gibi görünen konuyu bile çözmek mümkün değil, anlamak mümkün değil. O yüzden neden mesela Müslüman kimlikli ailelerde bile bir takım sıkıntılar olabiliyor? Çünkü farkına varmadan o bombardımanda birey, ben, benim diyelim, benim hakkım. Bunu yıllarca... O pozitif seküler dünyadan etkilenmiş oluyor. Etkilenmiş ve eğitim sistemimizde de aynı şekilde devam ediyor bu. Yani sensin, çocuk hakları. İyi ama haklar ve sorumluluklar birbirinden ayrılmaz ki. İkisi de paranın iki yüzü gibidir. Haklar ve sorumluluk. Siz haklardan söz ederken sorumluluklardan ne kadar söz ediyoruz? Herkes hakkının peşinde. Peki sorumluluklar kimin olacak?
Eğer bu şekilde veriliyorsa, algılar bu şekilde oluyorsa, anlamlandırmalar bu şekilde oluyorsa diyeyim daha doğrusu, o zaman o insanların birlikteliği ne kadar iyi götürülebilecek, devam edebilecek? Yani bütün bir boşanmalar artıyor dediğimiz şeyin bile sadece dış faktörlere bakarsak bunu, işte geçim derdi, geçinme, şey yapmak, ailelerin uyuşmazlığı, işte aldatma, işte kötü şiddet bilmem ne, bunlar sonuçlarıdır aslında. Sadece bu sonuçlardan bakıp da şekil almanın sonuçları mı? Evet, bunu anlayabilmemiz mümkün mü? Değil. Dolayısıyla en basit bir toplumsal, insan ve topluma dair en basit gibi görünen bir olay, bir sorun, bir meselenin bile aslında böyle bir arkasında bir zihniyet dünyası, yani bir anlam dünyası yatıyor. Yani o zaman nefisle işleyen akıl, ruhla işleyen akıl, nefisin de seviyeleri var. İnsanın tekamülüyle bir arada görebileceğimiz. Evet, çok, yani onu çok güzel söylediniz. Çünkü orada nefis mertebeleri de olduğu için nefis var, bir nefis de onu var. Da koymanız, nefis var, nefis var. Yani aslında ruh ve yani dikotomik mantık, yani ya ya da mantığı. Hani o zaman ne olacak? Ben sensen, ben tabii kendimi tercih edeceğim. Değil mi? O mantık ben sen diye ayırır. Her şeyi ikiye ayırıyor. Sen mi ben mi? Tabii herkes kendi benini seçecek. Gayet doğal bir şey. Evet. Ama hem de mantığı olduğu zaman ben ve sen birlikteyiz, o zaman biz nasıl uzlaşmalıyız, onun üzerine yoğunlaşacağız. Yani çatışmaları nasıl halletmeliyiz, ona yoğunlaşacağız. Burada nefs mertebeleri de söz konusu. Bence nefs-i mutmainneye kadar aklı maaş olarak gidiyor. En fazla onu isterseniz açın biraz. Şimdi nefs-i emmare ve nefs-i mülk, daha aşağısı esfeli safilini alalım. Tabii maalesef yani bu tür aslında hepimizin bilmesi gereken bu nefs mertebeleri, ben gençlere falan soruyorum. Hani samimi okuyan şey falan. Çünkü bir yandan kimse da farkında değil. Yani Avrupa'da bazı psikoloji ile ilgilenen üniversitelerde ele alınıyor. Yani bu en azından bu bakış inceleniyor. Evet, inceleniyor ve bizim Türkiye içinde işte Mustafa Mertel'in evet, o tür çok büyük, önemli ve hakikaten 7 katlı insan, 900 katlı insan ve nefis psikolojisi önemli. Onlar da bir köşe taşıdır yani. Belki zamanla değeri daha çok anlaşılacak eserlerdir. Bu nefsin mertebelerinde emmare aslında hiç kötülükten çekinmeyen, iyi kötü fark etmeyen, sadece kendini insanın düşünen, canının istediği ve yaptığı istediği, ve hudut tanımadığı bir. Bu aslında Batı'nın istediği bir birey anlayışıdır. Çok yaygın. Bir yandan da homo economicus diyebilir miyiz nefsi emmare insanına? Aynen, evet, evet. Çünkü orada bu sadece şeyden değil, yani homo economicus'un öncesinden, bunu belki siyaset felsefecileri çok daha iyi biliyorlar. Tukidides'in bu hani Peloponnes savaşlarındaki yaptığı şeyden, tarih yazılımlarından Hobbes onu çevirmiş zaten. Hobbes'un sonra insan insanı kurdudur dediği bir insan tasavvuru Batı'nın aslında yavaş yavaş o tarihe zaten o insan insanı kurdudur deyince bir toplum bitti, modelini inşa etmiş oluyorsun. O birey öyle bir birey yani. Ben bireyciyim dediğiniz zaman aslında Batı'nın bireycilik anlayışını anlıyorsanız ben senin kurdunum diyorsun bana. Ama bu şekilde gelen bir birey anlayışı var Batı şeyine. Şimdi orada da tartışılıyor tabii bunun ne kadar yanlış olduğu, ama toplumdaki yani o medeniyetin genel rengi bunun üzerine kurulu insan tasavvurunda. Yani Batı'ya baktığınızda daha ziyade nefsi emmareyi görüyorsunuz. Evet, nefsi emmarenin söyle levvamede kendini kınayan nefs. Artık yaptığını o da biz miyiz? Şey yapan Türkiye miyiz? Vallahi onu bazı şeyler şimdi maalesef hatırlayamayacağım. Yani çok önemli yazarlardan biri şey söylüyor, yani Batılı yazarlardan biri, Müslümanların çoğu nefsi levvamede diyor. Yani kendini eleştiren nefs. Ama yapıp yapıp kınayan. Yapıp yapıp kınayan ama yapmaya devam eden.
Bir de arada ahbah edip biz eskiden şöyleydik diyen. Evet, aynen. Eskiden şu andaki gibi. Diyen. Evet, genel yaygın şekilde bu. Nefsi emmarenin mantığı ya ya da mantığı, ama nefsi levvamede, yani kendi kınayan nefste yine ya ya da ama biraz kendini eleştiriyor, biraz daha o mantık yumuşuyor. Orada iyiye dair bir çıta var en azından. Var. Ama mülhime ise artık ilhama mazhar olan, ya bu iyiydi, bu doğruydu, kendini hani o levma, sadece kınamaktan kurtarıp ruhun daha güçlenmesini sağlayabilecek, yola girebilecek şeyde, mülhimede. Ama giderek azaldıysa da yine ya ya da mantığı söz konusu. Ama emmare kesinlikle ya ya da mantığı üzerine. Ve şimdi bulunduğumuz hani küresel dünyada bireyin bu kadar vurgulandığı şeyde bu mantık aslında pekiştiriliyor. Yani demek ki şöyle diyebilir miyiz, bilmiyorum, metafor gibi oldu sizde işte dinlerken. Levvame ve belki biraz da içinde mülhime de vardır ülkemizde. Yani böyle genel baktığımızda işte mülteciler konusu mesela. Değil mi? Belki Suriyelileri Türkiye'de bir şekilde ağırlaması insanların, ama orada da işte önüne set kurması emmare topluma olmakla alakalı herhalde, değil mi? Birey. Yani istememek, buna karşı çıkmak. Evet. Tabii orada sadece uğraşın? Ben üzerine odaklandığınızda kendisini her şeyin hani mihenk taşı olarak kendi aldığında insan şüphesiz başkasına yapılan bir şeyleri hoş görmüyor. Sadece kendisi için yararına mı, kendi zararına mı ona bakıyor. Yani tek tek ama insanlar üzerindeki nefislerden bir toplumu gözlediğimizde şunu diyebiliyoruz o zaman. Yani mülhimedeki bir toplumla emmaredeki bir toplum arasında dağlar kadar fark vardır. Şüphesiz, ama yani orada toplum derken aşırı genelleme yapmadan, yani çoğunlukla ama daha egemen olan diye. Evet, öyle dersek tamam. Daha egemen olan aslında emmare, yani baktığınızda ilk eden, görünen, evet, ilk dikkati çeken. Evet, daha çok insanlar o şekilde devam ediyor. Yani bunu şunun için soruyorum. Şimdi aile mi önemli, birey mi önemli diye başlamıştık. Bireyden söz ediyoruz şu anda ve aile içerisinde birazdan yetişmesini de ele alacağız herhalde. Bu bireyle kurulan toplum ve biraz evvel naklettiğiniz gibi yani ruh ve beden arasında sıkışmış ve bu şekilde ele almış insanı bir bireyle insanı biraz evvel aktardığınız şekilde ele alan bireylerden müteşekkil bir toplum aynı olmuyor. Tabii, tabii olmuyor. Yani o zaman çok daha farklı bir şey. Ben veya öteki olunca, tabii demin de söylediğim için ben kendimi tercih edeceğim. Normal insan doğasına yakın olan bir şey bu. Ama insanın fıtratına uygun değil. O insanın bir boyutuna uygun. Eğer insanlar ruh, yani nefsini kontrol altına alıp onu terbiye ettikçe, toplumda bu bireylerin sayısı arttıkça, o zaman toplum daha huzurlu, daha rahat, daha sakin olacaktır. Burada ruh, nefs ve beden ayrımı son derece önemli. Bunu ne kadar yapabiliyoruz, farkındayız. Eğer ben bu ayrımı yapıp da kendi içimde gözlemlemiyorsam, o zaman bu şeyde insan oluş yolculuğunda kendi kendimi engelliyorum demektir. Nefs aslında o kadar insanın fıtratı uygun bu üçlü şey, üç boyutlu oluş, o kadar insanın kendi kendine fark edeceği bir şey ki. Bir peki bunları hiç bilmeyen bir insan nasıl fark edebilir? Nasıl fark edebilir? Mesela sevdiğiniz şeylerden biriniz deniyor, değil mi? Bir kıyafetiniz var, pek fazla giymiyorsunuz ama çok da beğeniyorsunuz. Vermediniz. Onu birinizde vermek, verdiğinizde, istemeye istemeye. O işte istemeyen boyutunuz nefstir aslında. Yakalamak son derece kolay. Hı hı. Ya da siz mesela
severek, isteyerek bir şey verirsiniz. O yüzden paylaşmak ve vermek çok önemlidir. Verirsiniz ama biraz aradan zaman geçer. Ya keşke vermeseydim. Ya o ne yapıyor ki bana? Ben niye ona verdim ki? İşte ya bakalım kıymetini bilecek mi falan diye ki iç konuşmalarınız nefstir. Yani bunu yakalamak aslında yaptığınız iyi ve doğru güzel derse, bir dersin. Unut gitsin derse ruh mudur? Evet, unut gitsin yani sen denize at diyen ruhtur. Balık bilmezse halik bilen diyen ruhtur. Eyvah şimdi ben ne yapacağım, başıma ne geldi bu diye sızıldanan, cızırdayan nefstir. Yani o kadar kolay ki aslında kaygı, öfke, stres, üzüntü yaratan bütün düşünceler nefstir. Cızırdayan, mızırdayan halimiz, tarafımız nefstir. Ona diyeceğimiz sadece dur, işte batı psikologlar ona dur tekniği diyorlar ki yine onu tabii bütün mistik geleneklerden aldıkları bir teknik o. Öyle mi? Dur diye bir talimat mı var? Dur tekniği diye psikolojide o geçiyor. Dur tekniği diye. Halbuki bu var. Halbuki evet tasavvufta var zaten. Yani bizim kendi anlayışımızda var. Siz o kaygı, öfke, stres, üzüntü yarattığı zaman düşünceleriniz ona hatta çok basit ya kes sesini demek. Çünkü ama kendinize değil, nefsinizin düşüncelerine. Dolayısıyla insanın kendi kendiyle iletişimini de çok sağlıklı kuruyor. Ruh ve beden yerine ruh, nefs ve bedeni almak. Yani haddini çünkü, bil diyorsunuz. Haddini bil diyorsunuz. Eğer bunu nefs boyutunu üçlü bir ayrım yapmıyorsanız o zaman sadece ruhla olup ruh hem çok iyi hem çok kötü bir varlık olarak yani bir boyutunuz olarak karşınıza çıkıyor. Hırslanan, kıskanan, işte bir şeye haset eden, nefse tabiyse. Üzülen, kaygı duyan da ruh oluyor. Veren, fedakarlık eden de ruh oluyor. Yani nefsin sıkıştırdığı pardon ruhtan söz ediyorsunuz değil mi şimdi? Hayır, sadece ruh ve beden diye ayırırsanız, ayırırsanız. İşinden çıkamıyorsunuz. Anladım. O zaman kötü ruh iyi ruh oluyor. İyi ruh oluyor. Halbuki ruh her zaman iyi. Evet. Nefs ama şey yaptıkça zaten o tartışmalar ayrı bir yerde de terbiye oldukça hatta bu bizim lisanımıza bile şey geldi artık. Ruhu kötü bu adamın diyoruz mesela. Evet. Halbuki ruh kötü olmaz. Hayır, çünkü o sonsuzluktan bize üfürülen bir şey. Ruh sonsuzluk boyutumuz. Ama mesela ruhum sıkılıyor, içim daralıyor sözü çok gerçek. Değil mi? Eğer o nefsin sıkılıyor. Dünya kaygısı üstüne çöktüyse ruhunuz içiniz sıkılır. Birebir bir olayı ifade ediyor diyorsunuz. Bir ifade ediyor. Yani gündelik dilde aslında biz bunların hepsini söyleriz. Hepsini söyleriz. Burada nereye geliyorum? Nefs her zaman ben algısı üzerinden beslendiği için ve sadece ben dediği için o bireycilik insanın ben duygusunu giderek ne yapıyor? Besliyor. Bu da aslında ilişkilerde bir yola çıkmazlara sokuyor. Aile için alalım mesela bir ailede. Sağlıklı bir aile aile bireyler arasında hak ve sorumlulukların dengesinin kurulduğu bir ailedir. Sağlıklı bir aile dediğimiz aile. Aile bir etkileşim ağı olarak tanımlamıştık. Hak ve sorumluluk dengesinin kurulması. Tabi hak ve sorumluluk dengesinin kurulması ve devam etmesi için de bir ceza yani ödüllendirme ve müeydi yani cezalandırma sisteminde olması lazım. Tabi burada illa hani şiddet anlamında söylemiyorum. Bunları yapmış bir aile sağlıklı bir ailedir. Ailede herkes rolleri, aile içi rollerini bilir, haklarını ve sorumluluklarını. Burada da çeşitli toplumda alt kültürler var. Herhangi bir değerler sistemini dayatmamak lazım. Çok modernist bir aile. Kendi ve daha seküler yaşıyor diyelim. Ama kendi içinde hak ve sorumluluklar dengesini kurmuşsa sağlıklı bir ailedir. Bu bana göre veya size göre ona göre ailenin sahip olduğu değerler önemli değil. O sahip olduğu değerlere göre aile içinde kurulabiliyor mu? Bir kurulan denge varsa. Hak ve sorumluluk dengesi. Ama çok daha diyelim ki şey yapan yani manevi değerlere sahip bir ailede kurulmayabilir bu hak ve sorumluluk dengesi. Bütün görevler, haklar benim, sorumluluklar senin, görevler senin diyebilirler. Yani ailede bir iki kişinin üstüne kalabilir. Ama bunda ya da gene bu aklı meaş, aklı meat
Neden? Orada var, ben duygusu. Çünkü bütün mesele orada şu mesele. Ben diye siz yani ben diye odaklanan birey, her şeyi kendi hakkı olduğunu kabul isteyen, her şeyin kendi isteğine göre olmasını bekleyen, bunu talep eden, kendi hep zevklerini tatmine yönelmiş bir birey mutlaka o işte aklı maaştır, ben diyecektir ve ne yapacaktır? Sorumluluklardan kaçacaktır. Şimdi öyle bir şey oluyor ki... Bakınca da aslında maneviyata önem veriyor. Gibi görünebilir. Ama aynı zamanda bu manevi öyle aileler var ki gerçekten manevi değerlere sahip. Onu da çok güzel realize eden, hayatına geçiren bir dolu aileler de var. Onlar hem sağlam bir referans çerçevesini, fiili olarak olması gerekendir o referans çerçevesi, olan da gayet mümkün olduğu kadar en güzel şekilde uygulayan aileler de var. Evet, o zaman ne kız var. Evlat eziliyor, evet. Ne erkek evlat ne eziliyor. Herkes kendi anlayışına göre roller nasılsa ona ne göre dağıtılmış. Ne de çocuklar dağıtılmış. Analarıyla evet. Babalarıyla ilişkilerinde evet. Burada sorun bütün yaşıyor. Mesele bireycilik derken o özgür birey, ben her istediğimi canım istine yaparıma dönüşüyor bizde tabii bu. Bu tür bireyciliğin giderek yaygınlaşması çevreye, etrafa karşı da duyarsızlaşmayı da getiriyor. Aldırmaz, umursamaz tutumları pekiştiriyor. Ve insanlar o zaman sadece aile ilişkilerinde değil, diğer sosyal ilişkilerinde de gergin, mutsuz ve sıkıntılı yaşıyor. Yani bu, böyle bir ailede, bu en son verdiğiniz örnekte, her bir birey, çocuk, yani biraz daha yetişkin de olabilir, anne baba aslında o ben, farklı bir ben, onun tekamülüyle uğraştığı için dolayısıyla 3'ü 4'ü arasındaki ilişki de tekamül eden bir ilişki. Aynen. Ayrıca tabii bu denge işleri her zaman zor. Yani işin sırrı dengede ama bazen de bozuluveriyor. Dolayısıyla onlar da son derece normal bir şey. Aileyi hiçbir zaman çok fazla idealize etmemek lazım. Her toplumsal kurumu. Çünkü olması gerekeni vardır. Bir de olan, yaşanan fiili durum vardır. Biz sosyologlar olarak bunu ayırt etmek zorundayız. Yani herkes aslında, insan ve topluma dair ilgilenen her kişinin olması gereken ve olan ayrımını yapmak durumunda. Olması gereken referans çerçevesidir, ideal olan durumlardır. Olan da yaşanan fiili durumdur. Her zaman ikisi arasında bir mesafe vardır. O %100 böyle çakışması insan hayatında pek mümkün değil. Ama yaklaşmak önemli. Çok, gittikçe açılıyorsa, uçurum varsa o zaman işte sorunlar gösterir ve ne kadar açılıyorsa sorunlar o kadar derinleşir. Dolayısıyla bir aile sahip olduğu değerler sistemiyle onu gerçekleştirebiliyorsa sağlıklı bir ailedir. Ama burada insan ilişkilerinde mutlaka gerilimler, çatışmalar, sıkıntılar olacaktır. Yani aile huzur ve mutluluk yuvasıdır falan diye böyle pembeye boyadığınız zaman aslında bence daha çok problemlere yol açan içi boş bir laf edilmiş oluyor. Aile evet insanın hakikaten huzur ve yuvası olması istenen bir şey. Ama zaman zaman huzurun bozulduğu, çatışmaların yaşandığı bir yerdir. Çünkü insan böyle bir varlıktır. Sosyal etkileşimlerde mutlaka her zaman uyum diye bir şey söz konusu yoktur. Yarışma, işbirliği, çatışma, benzeştirme, bunların çeşitli etkileşim tiplerini yaşarız. Bireysel ilişkilerimizde de, toplumsal düzlemde de, toplumlar arası ilişkilerde de, kurumlar yani arasında o zaman da. Şunun dolayısıyla için bir aile dediğimiz zaman mutlaka çatışmalarında gerilginlik de yaşandığı bir yerdir aile. Ama önemli olan burada insanın aileyi aile kılan bir şey nedir? Sırasında aile fertlerinden birinden yaptığı davranışlardan, huyundan, suyundan memnun değil bir insan, anne baba veya kardeş. Ama yine onu koruyup gözetliyorsa, bütün hani tasvip etmemesine rağmen ve yine onun için iyi bir şeyler olmasını istiyorsa o bir ailedir. Hı-hı. Sırasında o davranışları gösteren dışarıda bir kimse bir merhaba der, ikinci merhabayı soğuk eder ve arada bir mesafe koyar. Ama o kişi kendi ailesinden biri olduğu zaman hala o ilişkiyi devam ettirir. Aile böyle bir şeydir. Hem güzellikleri hem zorlukları iç içe olan bir şeydir.
kadar gerçekçi yaklaştığımız zaman, o zaman aile sorunlarında büyük hani şeyler, problemler olmaktan, çözülemeyecek problemler hale gelmekten çıkar. Ama verilen bütün işte bu filmlerde mesela sevgililer kavuşuyor, evleniyor, mutlu son. Ama aslında zor bir başlangıç. Ve dolayısıyla hep bu tür algıların pekiştirmesi yerine, evet, gerçekçi olmak, iyimser bir gerçekçi olmak her zaman sorunların çözümü için en iyi yol olacak. Bir taraftan da bu var diyorsunuz. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz evvel dediniz ki bilim, sanat, bunların hepsi insana hizmet için vardır. Ondan evvel batıda tabiatın insanın hizmetine değil, tahakküm edebileceği bir hale getirilmesinden söz ettiniz. Şimdi hizmetine verilirken orada yine hani belki o konuda da lisanımız bozulmuş olabilir diye sormak istiyorum. Hizmeti ancak fıtratına uygun olarak inşa edildiğinde mi gerçekleşir? Yani yaratılış programına göre. Gerçi tabii şüphesiz öyle. Yani her bilim değil, her sanat değil. Ben sorunuzu tam anlamadım herhalde. Yani şunu söylüyor, anladınız bence. Söylemek istediğim, yani insanın hizmeti için vardır bunlar dediniz. İnsana hizmet edecek şey onun yaratılış programına uygun olan şey midir? Şey diyorsunuz. Yok, her zaman değil. Öyle mi? Yani değil. Tabii orada insanı da nasıl tanımladığımız, neyi koyduğumuz var. Yani siz insanı bir yaratılan, hani en üstün özelliklerle mücehhez yaratılan bir varlık olarak ve sorumlu bir varlık olarak düşündüğünüzde, o zaman bu küresel medeniyetin sunduklarının insanın hizmetinde ne kadar var diye tartışabilirsiniz. Yani kimin kime hizmet ettiği çünkü pek açık değil o, evet, alanda, evet, da. Evet, o zaman tartışabilirsiniz. Ne kadar insana hizmet ediyor? Evet, teknoloji tartışılmaz büyük faydaları var, getiriyor. Yani işte ama mesela sanayi devriminden sonra çocuk, kadın ve erkek, evdeki herkesin çalışmaya geçmesi. Evet, evet. Çalışmaya geçmesi ama şimdi mecbur artık kalması. Evet, bu mecburiyet tabii var yani. Ne kadar istemesek de böyle bir mecburiyette karşı karşıyayız. Ama bunun dayatmak bence son derece yanlış. Yani bütün kadınlar çalışmalı diye dayatmak yanlış. Ama bir kadının çalışması diye bir zorunluluk bu çağda, bu şartlarda var. Kimileri bunu tercih eder, kimileri etmeyebilir. Tercihin ötesinde bazıları zorunlu olarak çalışırlar, çalışmak zorundadırlar. Çünkü bu dünyanın, şimdi dünya böyle dönüyor, dünyanın düzeni böyle. Burada yanlış olan illa çalışmalıdır diye dayatmak veyahut da mutlaka evde oturmalıdır, çalışmamalıdır diye dayatmak yanlış. Ama bir gerçek var, kimileri çalışmak zorunda, kimileri de değil. Türkiye'de aile için yeni tehdit unsurları nelerdir? Yeni tehdit unsurları en fazla bu şey, ben kavramının çok fazla dolaylı ve üstü kapalı bir şekilde insanlara şey yapılması, özümsentirilmesi, hatta özümsettirilmesi. Ya da bu var olan şeyin geniş, daha geniş bir şekilde Türkiye'yi ele geçirmesi mi, gibi mi, anlayışın daha yaygın hale gelmesi. Aynen, giderek de bu büyük bir zorluk. Yani bizim mesele ben ve biz dengesini kurabilmek. Siz tek başına insan olmak mümkün değil. Yani bırakın insan olmayı, beşeri özelliklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün değil. Ama toplum dediğimiz şeyde ya da aile dediğimiz birliktelik ise insanların bir arada oluşuyla meydana geliyor. Yani dolayısıyla her ikisi birbirinin varlık sebebi. Birey ve aile, birey ve toplum, aile ve toplum. Bunların hepsi birbirinin varlık sebebi. Çünkü birinden beşer birini, orada insan oluyor. Evet, birinden diğerini tercih etmek mümkün değil. Ama bu
bir hem de diye bir düşünceyi, bir mantığı getirmesi lazım. Ona dayan. Hem o. Sahipsin. Hem o. İkisi birlikte. İkisi birden vazgeçemezsiniz. Onların etkileşimiyle oluşuyor ortaya çıkan olgu. Bu durumda bunu kaybeder de sadece beni vurguladığınızdaki yapılan şey bu. Giderek bütün hani dünya bu şeye doğru akıp gidiyor. Bütün itirazlara rağmen, buna uyarılara rağmen, Batı'da bunun üzerine yazıp çizen insanlar var. Bizde de öyle. Ama böyle bir akış var. Bu akışta aileye de tabii büyük tehlikeler veriyor. Ben şimdi mesela ilk 5 yıldaki boşanmalar giderek artıyor. Daha çok da artacak. Çünkü insanları o kadar ben merkezli hale getiriyoruz ve aynı zamanda şöyle bir şey, karşı tarafa böyle ben merkezli olur da bazı insanlar, ama daha anlayışlı, daha iyi davranır falan gösterir. Ama bir de aldırmaz, umursamaz tutum ekleniyor buna. Ben hiçbir şeye aldırmıyorum, hiçbir şey etmiyorum, beni hiçbir şey etkilemez. Sadece ben varım. Bu o kadar yaygın, insana farkına varmadan bir davranış bir biçim haline geldi ki, burada da en fazla şey tabii medyanın ve film yani sektörünün payı çok fazla. Baktığınızda televizyonlara, bir sosyolog olarak işte diziler var hayatımızda, pek çok dizi var. Bunlar üzerinden aileyi nasıl görebiliriz? Aileler bunlardan etkileniyor mu? Aile mevhumu Türkiye'de? Şüphesiz etkileniyor. Etkilenmemesi mümkün değil ve giderek de dozajları falan da şeylerin artıyor. Şimdi hangi yönleriyle irtibat şöyle diyeyim, kaybediyor? Mesela, şimdi söyleyeceklerim ne ahlaki ne dini bakımdan değil. Sadece bir sosyolojik gerçek olarak. Aslında bu serbest yaşam da faturası kadınlar daha fazla ödüyor. Amerika'da da mesela tek ebeveynli aileler hep kadınlardan oluşuyorlar. İster evlilik hani beraber yaşayarak çocuk doğurmuş olsunlar, ister resmi evliliklerle çocuk yapmış olsunlar, boşanmış olsunlar. Tek ebeveynli aileler kadınlarda ve kadınlar bunu götürüyor. Bu şeyi diğer tarafta da öyle. Her zaman bunun faturasını aslında, bu tür eşitliklerin faturasını kadın ödüyor. Bunun dışında kadın mesela eskisi kadar ne bileyim ben saygı gören, değer verilen mi oluyor? Hayır, aslında onu da giderek kaybediyor. Bunu demin de söylediğim gibi ne ahlaki ne de dini kaygılarla söylüyorum. Sadece bilimsel bir gerçek bu, ortada böyle bir şey. Yani diyorsunuz ki bu söylediğimi bir, evet, Kanadalı da söyleyebilir, evet, bir Amerikalı da söyleyebilir. Söyleyebilir. Şimdi öyle baktığınızda bu dizilerde, televizyon dizilerinde önce işte birlikte hani şeydi, yaşamak vardı. Yani ondan sonra evlilik öncesi ilişki vardı. Evlilik filmlerde, bir dizilerde bir furya oluyor. Ondan sonra evlenmeden önce birlikte yaşama vardı. Şimdi evlenmeden çocuk sahibi olmak dizilerde en son moda bu. Bunların hepsi giderek bir şeyleri normalleştiriyor ve bunların çoğunun da faturası, bunun etkisinde kalan genç kızlar çok büyük fatura ödüyorlar. Ödedikleri faturayı da ondan sonra toplum, hani sisteme veya işte geleneksel şeye çıkarılıyor faturası. Ama aslında hiç de öyle değil. Bazı şeyler, geleneksel kodlar aslında insanı, sadece kadın erkeği değil, insanı ve insan ilişkilerini koruyor. Yani televizyon neticede kırsal kesim dahil ülkenin her yerine erişen bir şey. Dünya kadar televizyon kanalı var. Eskiden yabancı filmlerde belki yadırgayarak göreceğimiz şeyleri şimdi sıradan bir şekilde görüyoruz ve bu her tarafa bir çeşit tahribat götüren bir vektör mü sizce? Evet, öyle düşünüyorum ve giderek de normalleşiyor bazı kişiler tarafından. O şekilde. Ve mesela evlilik programı üzerine bu kadar tartışmalar var ya. Çok şükür. Yani bir tek o değil ama program. Yani o kadar ama çok yanlışlar var ki, belki bu STK'ların ve bireylerin tepkileri başka şeylere de şekilde yansımalı.
Yapılan mesela giyim, kuşamla ilgili programlar, oradaki genç hanım, genç kız hakir görmek, agresif konuşma, değil mi? Sürekli şey yapmak, herkes birbirine haddini bildirecek. Bir tarafın kendini sürekli beğendirme telaşı olması. Şimdi öyle bir şey ki, mahalle baskısı var. İnsanlar üzerinde mahalle baskısı oluyor. İşte başkaları için yaşar geleneksel toplumda insanlar falan deniyor. Şimdi modern toplumda da insanlar başkaları için yaşıyor. Bu çok güzel oldu. Programın özeti gibi. Hiçbirinden farkı yok. Ama eleştiriye gelince geleneksel toplumda işte komşu ne der, akraba ne der, şu ne der. Tamam, hoş bir şey değil. Ben onu o kadar tasvip ediyor değilim. Ama aynı şey şimdi hiç bilinmeyen, görmeyen insanlar benim hakkımda ne der, şunu desinler, bunu desinler diye modern insan da öyle yaşamaya başladı. Ne farkı var şimdi bunun? Hatta onu kişilik gelişim açısından, sosyal medya üzerinden de sürekli denetim altında tutuyor denetim galiba, altında değil mi? Ve onaylanıyor. Bu tür mesela giyim kuşam programları özellikle mesela 10-11 yaşındaki yani daha hani ergenliğe girmemiş kız çocuklarını o kadar fazla etkiliyor ki bunu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Aldırmaz, umursamaz, duyarsız insanlar, bir şey yani sadece kendisi var, bir şeyleri idrak etmiyor. Sadece giyinmek, belki büyükler onu eleştirerek tuh tuh ya insanlar neler yapıyor diye izliyoruz ama o yeni yetişen gençler için aynı şey söz konusu değil. Hatta çocuklar için aynı bir şey. Bir çeşit genç kız modeli gibi. Genç kız modeli diye. Gibi. Hiç eleştirilirken bile öyle çıkıyor. Bir şey sürekli, bunu belki psikologlar ve sosyal psikologlar çok daha iyi açıklayacaklardır. Bir şey sürekli izlendiğinizde o sanki sizde kodlanıyor. Yani mesela genç erkekler de izliyor ama bir süre sonra kadın algısı onda değişebilir. Yani sadece kadın dediğiniz giyinecek. Böyle bir şey olmalı. Böyle bir şey olmalı. Veyahut da böyle bir şeydir gibi olmalı değil. Böyle şimdi bir şeydir. Çok enteresan bir şey söylediniz. Özet gibi oldu programdan. Bir taraftan çok ben merkezci yaşıyoruz. Bir taraftan da işte o eleştirdiğimiz hay Allah el alemin sözlerine nispetle mi varlığımızı sürdüreceğiz derken şimdi artık ben merkezci ve modern insan eskisinden daha da fazla. Görünmeyen el alem için yapıyor bunu. Evet. Hiç bilmediği, görmediği bir el alem için tanıdıklarından geçmiş, tanımadıkları evet, için yapıyor ve bunu da tekrar altını çizelim. Sosyal medyadan da denetler halde. Sürekli evet, bir beğeni beklentisi içinde. Beklentisi içinde. Ama bütün bunların hepsi biz referans çerçevelerimizi yeniden kurmak, ihya etmek, yani anlamlarını, o terimlerin anlamlarını bütün canlılarıyla doldurmak zorundayız. Eğer çünkü biz kavramlarla düşünüyoruz, düşüncemiz araçları bu, gerçeklikle kavramlarla bağlantı kuruyoruz. Bunları bu nasıl tanımlıyorsak gerçeklik algımız öyle oluyor. Dolayısıyla bütün bu referans noktalarımızı olan bu temel kavramları gerçek anlamlarıyla kültürümüzün öz değeri olarak hepsi var. Eğer yeniden yeniden ele almazsak o zaman bu yani, savrulmayı çok daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Önce bir lisanımızı düzeltelim. Evet. Diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz Beylül Dikeçgil. Bu ülkede bu akşam aile mevhumunu konuştuk. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Beylül Dikeçgil ile haftaya görüşmek üzere.